İzlediğiniz bir film, okuduğunuz bir kitap ya da duyduğunuz bir cümle hayatınızı değiştirebilir. Bunun içindeki de herkesi bir figüran gibi düşünün. Evet. Hepsi figüran, oyuncu. Ve bu oyuncuların tamamı sana hizmet ediyor. Bak sana, %100 demiyorum, 1500 bile demiyorum. Bu böyle, sana hizmet ediyor. Ve bu oyunun tek oyuncusu, başrol oyuncusu sensin. Dünyanın şalterleri de açıldı. Bir frekans fırtınası içindeyiz. Evren her şeye evet diyor aslında. Olumluya da evet diyor, olumsuza da evet diyor. Bu iyi, bu kötü demiyor ki. Tabii. Sen ne dersen evet. Ve burada bir ev oluyor. Aa, o en çok istediğim evi aldım diyor. Doğru. Halbuki bir düşünceyi besleyerek burada ne yaptı? Var etti. Yani resmen Alaaddin'in sihir lambası. Yani o frekans önünde böyle şekilleniyor. Benden ne istiyorsun söyle diyor. Dile benden ne Evet. dilersen diyor. Evet, görebilen için. Bu video bir uyanış videosu. Evet. Uyananlar uyuyanları uyandırsın. Bir zahmet. Değil mi? Herkese merhaba. İzlediğiniz bir film, okuduğunuz bir kitap ya da duyduğunuz bir cümle hayatınızı değiştirebilir. Bugün yine stüdyomda benim videolarıyla, cümleleriyle, hayata güzel bakışıyla hayatımı değiştirdiğim, çok sevdiğim bir konuğum var. Çok yakından tanıyorsunuz. Kuantum ve bilinçaltı uzmanı, Kuantum Kraliçeleri Akademisi kurucusu, sevgili Serpil Ciritçi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum. Yine yüzümde güller açıyor benim. Evet. Gülmek de yakışıyor sana. Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi şöyle, bugün yine bu arada zihnin perdesini aralayacağız arkadaşlar. O kadar mutluyum ki neden diyeceksiniz. Çünkü bu sabah yine bunu artık çalışmak, ön hazırlık demiyorum sizin Evet. videolarınızı izlemeye. Çünkü o videoları izlerken her seferinde bir bilinç sıçraması daha yaşıyorum hayatımda. Ve izlerken fark ettim ki sizi izlediğim esnada daha da yükseliyor enerjim. Yani normalinde zaten hayatıma çok sirayet etti anlatmaya çalıştığınız bütün bu çalışmalar. Evet. Hayatımda hepsini uyguluyorum çok şükür. Çok işe yaradı. Ama sizi izlerken de o esnada daha başka da yükselişler yaşıyorum. Dedim ki Yasemin daha çok izlemelisin, daha çok izlemelisin. Gerçekten çok farklı bir enerjiniz var. Çok farklı bir anlatımınız var. Bunu sadece böyle spiritüel bir şey olarak söylemiyorum. Hani böyle aa nasıl bir enerjisi var değil. O kadar dolu dolu anlatıyorsunuz ki o esnada her izleyişte daha fazla idrak açılıyor sanki içeride bende. Evet. Zaten hep derim ya, bir an sonra sen aynı sen değilsin. Evet. Bu ne anlama geliyor? Her bir düşünceyle, her bir duyduğun şeyle, okuduğun şeyle zaten senin an be an değişiyorsun. Farkındalığın değişiyor, idrakin değişiyor. Dolayısıyla nasıl bir kitap okunduğunda her okuduğumuzda aynı şeyi söylemiyorsa, aslında birilerini dinlediğimizde biz de aynı cümleler olmasına rağmen farklı bir idrak, farklı bir derinlikle dinlediğimiz için sanki "Aa, burayı ben atlamışım" ya da "Burası yeni oturdu" diyoruz, değil mi? Evet, aynen öyle. Onu o yüzden çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de hep öyle gittim uzunca bir süre. Hala da öyle gidiyorum. Mesela tasavvufa biraz meraklıyım. İşte benim de dinlediğim böyle birkaç hoca var. Anlatıyorlar. Bir nokta geliyor. O nokta hani evde böyle pencere kenarında otururken bir anda geliyor. Buymuş. Değil mi? Evet. Evet. Buymuş diyorum. O bir açılım oluyor. Bir bilinç sıçraması diyoruz ki aslında bugünün konusu da bu. Evet. Bir anda çok gözümüzün önünde olan bir şeyin görünür olması diyorum ben. Evet. Hani bazen bir şeyi kaybederiz, ararız, ararız, bulamayız. Sonra gelir otururuz koltuğa, önümüzde duruyordur. Çok olur. Buna çok benziyor. Hep gözümüzün önünde. Fakat zihin o kadar meşgul ki, meşgul olduğu için gözünün önünde olanı göremiyor çoğu zaman. Bir de tabii bu aralar şu da var. Ben ona diyorum ki dünyanın şalterleri de açıldı. Bu ne anlama geliyor? Enerjilerin biraz çok yoğun ve bazen de çok sert olduğu dönemlerden geçiyoruz. Yani bu herkesi etkiliyor. Nasıl işte bugün lodos var, işte dikkat edin çıktığınızda diyorlar ya da vapur seferleri durduruluyor. Aynı onun gibi bir lodos esiyor, öyle düşün. Ama frekans lodosu bu. Yani frekans fırtınası, hatta ben öyle diyorum.
bir frekans fırtınası içindeyiz ve bu herkesi farklı etkiliyor. Bunun nedeni de eski enerji giderken, yeniye dönüşürken, yani yerini yeni enerjiye bırakırken bir kaos olur. Bu kaos hem dünyada olur, işte depremler, bir takım felaketler, hem de kişisel hayatlarımızda olur. Yani illa ki bir ev bile değiştirirken bir karışıklık, bir kaos olmaz mı? Tabii ki. Eskiyi bırakıyoruz, yeniye gidiyoruz. Bak, bir karışıklık olur, bir gerginleşiriz, sonunda yeni oturur. Aynı onun gibi. İşte dünyanın titreşimi o kadar hızlı değişiyor ki birçok insan bu değişen frekansa aslında uyum sağlama çabasında. Bu tip videolar, işte bizim çektiğimiz gibi, senin çektiğin gibi, diğer birçok diğer arkadaşların yaptığı videolar da var. Bu nedenle çok fazla izleniyor. Çünkü herkes doğal olarak bu frekans fırtınasının içinden geçtiği için ya bir stres yaşıyor, ya fiziksel bir gerginlik yaşıyor, ya korktuklarıyla yüzleşiyor. Değil mi? Böyle bir dönem var. Tabii. Herkes her titreşiminin dışarıda bir karşılığı var çünkü. An be an, her an bir titreşiyoruz ve bir dalga yayıyoruz. Bunun dışarıda bir karşılığı olduğu için her bir düşüncemiz, her bir sözümüz, her bir cümlemiz şu anda çok ama çok önemli. Fakat bir yandan da sistem muhteşem çalışıyor. Nasıl muhteşem çalışıyor? Muhteşem bir sevgiyle, şefkatle çalışıyor. Orada öyle bir güzellik var ki, hani görüntüde kötü gibi görünüyor ama perde arkası önemli. Yani deriz ya, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Senin belki birini kurtarmaya ihtiyacın var Yasemin. Kurtarmaya. Ruhun tekamülünde bu deneyime ihtiyacın var. Seni kurtarıcı yapıyor. Senin belki kurtarılmaya ihtiyacın var. Sana bunu veriyor. Senin belki yoksunluk bilincinde olduğunu fark etmeye ihtiyacın var. Seni böyle bir parasal krizden geçiriyor ki o duyguların bir çıksın ortaya, bir gör. Bende ne var? Ya da ilişkide bir sert viraj sunuyor. Bir gör, bak, senin kaybetme korkun var. Terk edilme korkun var. Tamamlamaya çalışıyor belki eksik yanımızı. Tam o. Değil mi? Bütünlemeye çalışıyor, evet, bizi. Tamamlamaya çalışıyor. Evet. Ama bu arada biz de anladığım kadarıyla içeride ne olup bittiğini tam farkında değiliz. Yani bizde ne eksik, ne fazla. Veya dileklerimizi dilerken bile aslında tam bir teslimiyet ve iman halinde de değiliz. Evet. Yani cümle olarak istiyoruz, zihnen istiyoruz ama kalben belki de orada değiliz. Muhteşem bir şey söyledin. Dedin ki, içeride ne olduğunu bilmiyoruz dedin. Şimdi bizim beynimiz en çok neyi söylüyorsak ona inanır. Ne hakkında ne söylüyorsan, mesela kendin hakkında beynine ne söylüyorsan, beynin buna inanır. Çünkü onun zaten başka seçeneği yoktur. Evet, sizin ilk çarpıldığım videonuzda tam da bunu anlatıyordunuz. Bilinçaltı bakkal hesabı yapar. Evet. Diyorum ya, başka seçeneği yok. Çalışma sistematiği böyle. Burada mesele şu. Sen kendinle ilgili ya da birçok konuyla ilgili kendine ne söylüyorsun? Senin dışarıda beş duyuyla gördüğün, duyduğun, dokunduğun, tattığın, kokladığın hiçbir şey dışarıda değil dedik. Değil mi? Evet. Hepsi beynimizin içinde gerçekleşiyor. Bu nörobilim tarafından zaten ispatlandı. İşte kuantum aynı şeyi söylüyor. Aslında benim dış dünya gibi gördüğüm şeyde ne ses vardır, ne renk vardır, ne koku vardır, ne tat vardır. Dolayısıyla beyin de bu simülasyon gibi şeyi kendi içimizde bize ne yapıyor? Oynatıyor. Herkesin kendi yazdığı film oynuyor içeride. Kendi yazdığımız, bak, evet. İçeride dedin ya biraz önce, içeride kendi yazdığım bir film. Şimdi herkes burada bir yerde yanılgıya düşüyor. O da şu. Diyoruz ki biz mesela, bak, İçeride sen kendinle ilgili, Ahmet'le ilgili,
parayla ilgili, sağlıkla ilgili, ailemle ilgili, sevgilinle ilgili, eşinle ilgili, çocuğunla ilgili içeride ama bak zihninde, beynin içinde bir şey yazıyorsun. Ve bu dışarıya bak projekte ediliyor diyoruz. Şimdi bu dışarıya projekte edilirken, yani dışarıya gösterilirken senin bir şekilde bu projeksiyonda sen şöyle düşünüyorsun. Ha demek ki tamam ben dışarıya yansıtıyorum ama dışarıda da bir ben varım ve birçok insan var. Hı hı. İşte orada da yanılgı var. Çünkü sen kendini oyun içinde sanıyorsun. Bir de oyunun içinde başkaları var sanıyorsun. Şurada beyin yakan bir cümle söyleyeyim. Oyunun içinde senden başka kimse yok. Ve tüm oyun senin üzerine kurulu. Ama tüm oyun. Şimdi diyeceksin ki o koca binalar benim için mi orada? Evet. Bir mağazaya giriyorum. Neler var neler. Senin için. Senin kendi tabii beynini yarattığı görüntüler onlar. Sadece görüntüyü üç boyutlu olarak algılıyoruz ve üç boyutlu olarak da yaşıyoruz da zaten. Şimdi buradan kendi adımıza ne çıkarabiliriz? Oyunda sadece ben varsam, ki ben varım, hı hı, o zaman bu oyunu tamamen istediğim gerçeklikte yazabilirim. Aynen. İçerideki istediğim gerçekliği yazabilirim. E zaten şu anda bu frekanslar bana da hizmet etmiyor mu, bu yükselen frekanslar? O dünyanın etrafında çok güçlü bir frekans ağı var demedik mi? Hı hı. Fırtına dedik hatta. Hı. Bu ne yapıyoruz aslında? Bir üst holograma geçiyoruz biz. Gene illüzyonun içindeyiz. Ama illüzyonun içinde daha yüksek farkındalığa geçiyoruz. Yani üç boyutlu güzel bir film izliyordum. Hı hı. Geçtiğim yerde 10 boyutlu izleyeceğim gibi düşün. Hı. Artı daha güzel haber. Geçtiğin yerde aşağıdaki kaos olmayacak. E bu muhteşem bir şey değil mi? Hı hı. Geçtiğim yerde aşağıdaki kaos olmayacak. Şimdi buradaki soru şu. İçeride ne var? Değil mi? Evet. İstediğimiz şeyleri dışarıda göremiyorsam, hı hı, demek ki içeride benim düşündüğüm şeyler yok. Hatta dışarıda içindeki şeyler var. Yani şöyle anlıyorum ben, doğru mu anlıyorum? Dışarıda her şekilde bir şey var. Evet. İstediğimiz ya da istemediğimiz. Evet. Sonuçta başarabilen istediği filmi oynatabiliyor dışarıda. Evet. Evet. Ama henüz içeridekinin İçeride. Farkında ha. olmayan sanıyor ki dışarıda bir takım istemediği olaylar var. Halbuki o istemedikleri de içinde. Doğru mu anlıyorum? Evet. Hı hı. Ben bir tahtayla iki kalem gelirse biraz sonra biraz anlatarak daha detaylı anlatacağım. Tamam, hemen. Ki insanlar hani en azından teknik olarak da birkaç şey vereceğim, hı hı, bununla ilgili. Ve biraz daha netleşecek, hı hı, kafalarda. Şimdi bizim bir çekim alanımız var değil mi? Hı hı. Bu çekim alanımızı neydi çekim alanı? Benzer enerji, benzer enerjiyi, hı hı, çeker. Benim bu çekim alanımı mütemadiyen hiç durmaksızın, hı hı, ya pozitif ya negatif sürekli düşünce üretiyor değil mi? Yani, hı-hı, düşünce yayıyoruz, hı-hı, daha doğrusu. Hı-hı. Ve ne yapıyoruz? Bu alanı programlıyoruz. Bu etrafımızdaki alanı sen, hı-hı, an be an her duygu, her düşünceyle yeniden değiştiriyorsun. Hı-hı. Örnek. Şimdi alan varsayalım ki sakin ve huzurlusun, mavi. Yani anlatmak için bu, evet, mecazı kullanıyorum. Hı-hı. Sen birden sinirleniyor ya da kızıyorsun, alan kırmızıya dönüşüyor. Hı-hı. Alan kırmızıya döndüğü anda kızgınlık, dışarıda kırmızı yayan bütün alanları mıknatıs gibi çekiyor. Kızgın olanları. İki kızgın şoför kaza yapmıştır, onlara denk geliyorsun. İki kızgın sevgili kavga ediyordur, onlara denk gelirsin. Ya da sen araba kullanırken birisi sana bağırıp çağırabilir. Hı hı. Yolda birisi çarpabilir, bağırabilir. Çünkü artık yayıyorsun. Evet. Dolayısıyla ne yapıyor? Gidiyor benden o yayılan enerji. Kendine eş değerdeki enerjiyi çekiyor. Hep de şey deriz mesela. Hep de bana mı denk geliyor? Deriz. Evet. Aslında içindeki şey dışında beliriyor. Evet. İçindeki şey dışında. O zaman demek ki benim sesim, yani içimdeki sesim dağlardan yankılanır gibi dışarıdan bana yankılanıyor. Benim içimde oluşturduğum görüntü
dışarıdan film çekilir gibi bana gösteriliyor. Yani içeride ne varsa sesler, işittiklerim, hissettiklerim dışarıda bana bir film şeklinde insanlar, suretler ve olaylarla ne yapılıyor? Gösteriliyor. Şimdi normalde sonsuz ve sınırsız olan ben, sonlu ve sınırlı olan ve uzay, zaman, mekan da sıkışıp kalmış, yani bir matrikste ne yapıyorum? Bir illüzyonun içindeyim diyorum. Ama aslında illüzyonun içinde de değilim. İllüzyonu seyrederim. Görelim. Hani bunu yine bir mecazla anlatayım. Sen kendi gözlerini görebilir misin Yasemin? Anca aynaya bakınca. Tamam. Şimdi düşün ki burada bir göz var. Bu göz şeyi görmek istiyor. Kendini görmek istiyor. Ne yapacak? Aynaya bakacak. İşte koca dünyayı bir ayna gibi gör. Çok o güzel. O aynaya baktı. Aynada kendini görecekti. Kuştan, çiçekten, ağaçtan yap, yani dünyada onun olmadığı hiçbir şey yok. Çünkü tamamen ondan yansıdı. Çok güzel. Buna biz de dahiliz. Burada sistem bir de şöyle çalışıyor. Bu kısmı da bence önemli. Çekim yasası ile ilgili. Şimdi evren her şeye evet diyor aslında. Bak ama bu o kadar önemli ki burayı kavrayabilmek. Orada ince bir nüans var çünkü. Sen diyorsun ki mesela ben şimdi her düşünceme evet diyor. Her duyguma da evet diyor. Sen diyorsun ki ben işte bir şey istiyorum. O da diyor ki evet. Mesela ev istiyorum. Evet. Araba istiyorum. Evet. Diyor. Fakat sen bir yandan da şöyle diyorsun. Bende bir yanlışlık var. Bak ona da evet. Bende bir eksiklik var. Evet. Ben bu konuda kendime güvenmiyorum. Evet. Bak olumluya da evet diyor. Olumsuza da evet diyor. Bu iyi bu kötü demiyor ki. Tabii. Sen ne dersen evet. O yüzden işte bana zaman zaman soruyorlar. Hocam işte bunu söyledik. Siz evet bu olur diyorsunuz. Tersini söylüyorsunuz. Buna da olur diyorsunuz. Ben de hep diyorum ki çünkü sen buna inanıyorsun. Bunu var edeceksin. Sen de buna inanıyorsun. Bunu var edeceksin. Çünkü herkes sadece inandığı kadarını var edebilir. Tabii. O nedenle neye evet diyorsun? Söylediğin her cümleye çünkü sistem ya da evren ismi önemli değil. Ya da bilinçaltı. Ya da bilinçaltı. Evet diyor. Evet. Hay hay. Ne istersem buradayım. Dolayısıyla biz sanırız ki aslında bir kötü, bir olumsuz olay olur ve biz çok kızar ve üzülürüz. Yani dışarıda bir olay olur. O dışarıdaki olay da bizi acıtır. En çok bana bunu soruyorlar. Ama hocam o da böyle yaptı. Kızacağım tabii. Ya da bana haksızlık yaptı. Kabalık yaptı. Hayal kırıklığına uğrattı. Ama o yaptı. Ben de diyorum ki bu en büyük yanılgıdır. O olumsuz duygu içindedir. Sen bunu bir frekansla dışarıya göndermişsindir. Bu yansımalar, aynalar diyorum ya. Mesela orada da insanların kafası çok karışıyor. Diyorlar ki bana, onlar nasıl benim aynam ya da yansımam olabilir? Burada da çok ince bir nüans var. Anlayabilen bence dünyayı yönetir. Gerçekten. Şimdi, birisi var orada. Yansıma. Bu eşindir, sevgilindir, arkadaşındır. Çocuğu önemli değil. Orada bir yansıma var. Yansıman kötü bir şey yapıyor. Kötü. Kötü derken senin için kötü. Seni üzüyor ya da sen kırılıyorsun ya da inciniyorsun. Senin istemediğin bir şey yapıyor o. Değil mi? Şimdi o bir şey yaptığında sen aslında en derinde, zihninin en derinliklerinde ve hatta bilinçaltı düzeyde o yansımayı kendin sanıyorsun. Burada bak, anlamaya çalışalım. Evet. Onu kendin sanıyorsun. Nasıl? Bunu şimdi bir oturtalım. Evet, oturtalım. Burayı oturtursanız zaten muhteşem kavrarsınız olayı. Evet, dünyayı yöneteceğiz. Evet. Şimdi karşımdaki insan diyelim ki bana hoşuma gitmeyen bir şey söyledi. Yaptı, bir kabalık yaptı, kırdı yaptı ya da üzdü. Evet. Değil mi? Ve sen kırıldın. Evet. Üzüldün. Sinirlendim. Sinirlendin ona. Şimdi senin zihninin en derinliklerinde, hatta bilinç altında sen
onu kendin sanıyorsun. Öyle sanarak çünkü bilinçaltının ben ve o kavramı zaten yok. Yani onun için dışarıda biri yok zaten. Ha evet. Dışarıda birisi olmadığı için onu kendin sanıyorsun. Bilinçaltım evet. Kendi kendime kavga ediyorum sanıyor. Kendi kendine kavga ediyor. Harikasın. Evet. Dolayısıyla peki bu niye oluyor? Bak. Zaten hiçbir şey tesadüf değilse ben bunu niye yaşıyorum? Sen bunu yaşıyorsun. Çünkü senin yansımanın görevi seni incittiğinde senden açığa çıkacak olan neyse, bak, kızgınlık, alınganlık, değersizlik, neyse ne, onu sana göstermek istiyor. Çünkü onun görevi o, onun için hayatında. Durduk yere çıkmayacağı için. Senden yayılan bir frekans onu dürtüyor. Anladım. Ve o sana kızıyor. Ya da kabalık yapıyor, ya da aldatıyor, neyse ne, bir şey yapıyor. Ve sen bir kalıyorsun bak, duygu da açığa çıkıyor zaten. Evet. Ve sen aslında en derinde ben ve o kavramı olmadığı için onu kendin sanıyorsun. Sana orada gösterilmek istenen adı üstünde ayna senin içindeki sen. Senin kızgın tarafın, senin değersiz alıngan tarafın, senin kaybetme korku olan tarafın neyse ne. Yani senin bir yüzün gösteriliyor onun aracılığıyla. Oturdu mu? Evet oturdu. O zaman her daim sakin kalmayı şu an muhteşemsin. Anladım. Dışarıda bir şey olduğunda tak sen yaptın. Senin yüzünden deyip onu suçlama yerine bir durup şöyle aa bu benim yüzüm. O benim. Ve bu benim yüzüm. Ve bu benim yüzüm şu anda bana ne gösteriyor? Bende olmayan bir şeyi gösteremez ki. Eğer yansımaları bu şekilde okursak dışarıyla işimiz kalmaz. Direkt şöyle deriz. Tamam. Gördüm. Şu an çok alınganlık yapıyorum ve değersizliğim buna aynalık yaptı. Teşekkür ederim. Tamam. Ben. Sadece ben varım zaten. Ne dedim biraz önce? Benden başka kimse yok dedim. Onlar sadece aynalık yapıyor ve benim alemimde, benim açtığım ekranda bir anlığına var oluyorlar. Bir tık fiske atıyorlar, tekrar kayboluyorlar. Bir fiske atıyorlar, bir taş atıyorlar, kayboluyorlar. Gelen her taş en derinde kendimden kendime. Çünkü tekrar ediyorum, benim bilinçaltım başkalarını bilmiyor. Çok güzel. Sadece beni biliyor. Evet. Tek kişilik oyundayız arkadaşlar. Muhteşemsin. Tek kişilik oyunda gidiyoruz. Evet. O nedenle hani kendi kendime mi kavga ediyorum dedin. Kendi kendine kavga ediyorsun. Şu an çok iyi anladım. O zaman geldik mi tekrar içimize? Ya o zaman ben öyle bir hale geleyim ki, kendimi öyle bir hale getireyim ki ben pamuk gibi olayım. Ne demek o? Vallahi atılan hiçbir taş beni kızdırmasın. Kızdırmasın. Atılsa bile kızdırmasın. Oh çok şükür bak bir taş geldi, ne güzel geldi. Taş boşuna gelmedi ki. Bu taş bendeki bir şeyi açığa çıkartmak için geldi. Beni tekamül ettirmek için, sıçratmak için geldi. Çok şükür ne güzel. De. Ama atanla muhatap olma. Hele ki suçlama, bağırma, çağırma, tuzağına hiç düşme. Çünkü senin bilinçaltın onu suçladığının bile farkında değil. Hep derim ya, senin kendi hanene yazıyor. O yüzden diyorum ki ben, bir yavaşla, bir sakinleş. Bir kalbini aç. Kalbini. Bil ki oraya akar. Yani zihin tamam topladığın bilgiler değil. Hani anlık idrakler bilmem neler diyoruz ya. Bunlar kalbimizi açar. Bir anda gelir. Yoksa sabaha kadar 10 tane ansiklopedik bilgi oku. Ama onları sindiremedikten sonra, hayata geçiremedikten sonra... Değil mi? Tabii burada kaldıktan sonra, buraya inmedikten sonra hiçbir anlamı yok. Evet. Tasavvuf diyor ya, ilmel yakin. İlmen biliyorsun, tamam. Aynen. Aynel yakin diyor sonra. Aynı, işte göz. Bir gözünle de bir gör ama, hani bir gör, yaşa. En son zaten biliyorsun hakkel yakin. Ne o? Artık tamam ben çözdüm meseleyi. Evet. Kimse bana taş atamaz, atsa da incitemez noktası zaten. O nedenle ama bu anlattığımız yerlerde oraya giden basamaklar. Evet. Yani artık sen, ben, yok.
O yok, iyi yok, kötü yok. Hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Olan her şey bana hizmet ediyor. Tek kişilik film. Filmdeki başrol benim. Anda açıyorum. Açtığım her anda da gelen her şey bana aslında bir mesaj veriyor. Okuyabilirsem. Geleceğimle ilgili veriyor. Hani bir gelecek var sanıyoruz. Konuştuk daha önce. Gelecek evet. Yok. Şu an var. Ha, sadece evet. Bu an var. Ve mesajlar da anda geliyor. Nasıl geliyor? Sen önceden algılayabiliyorsun. Hatta buraya başlamadan önce anlattım ya. Hani köprüden gelirken bir şey konuşuyorduk. Evet. Buraya geldik. Konuştuğumuz şeyleri bize konuştular. Biz Ebru ile birbirimizin yüzüne baktık. Güldük. Olan neydi? Burada konuşma neyse o dalgayı sezgisi olarak buraya gelmeden ben yakaladım. Yakaladığım şeyi Ebru'ya aktardım. Bunu sadece bu bana has bir özellik değil ki. Tabii, hepimiz tabii. An be an gelecekten dalga alıyoruz zaten. Hani bu sadece spiritüel kanallara açık kişilere özgü değil. Diyeceksiniz ki o zaman ben almıyorum. Ben de diyorum ki günde 5 dakika 10 dakika böyle arkana yaslan. Zihnini bir sakinleştir. Böyle hani sakinleştir derken kuş cıvıltılarını dinle. Nefesini dinle. 5-10 dakika. Emin olun. Neyi merak ediyorsanız bakın. Bir sorunuz var. Diyorsunuz ki işte şu kişi beni seviyor mu? Ben işe girebilecek miyim? İşte bu evi ya da bu arabayı alabilecek miyim? Hepimizin sorusu var değil mi? O 10 dakika sessizliğin arkasından o bilgi kalbe akar. Kesinlikle. Yeter ki sen oradaki kapıyı bir ne yapalım? Açalım. Arala. Ama bunun için şöyle diyeceksin. Ya evet, dünya değişiyor. Enerjiler değişiyor. Benim de yavaş yavaş böyle bilinç anlamında bir yukarıya doğru çıkmamın zamanı geldi. Çünkü aşağısı beni çok yordu. Yani bu üçüncü boyutta zaten biliyoruz. Beşe doğru gidiyoruz. Burada yoruldum. Üzüldüm. Ve bu kadar insan diyor ki vallahi üzülmene gerek yok. Cennet dediğin, cehennem dediğin senin bir frekans halinden başka bir şey değildir. Üç frekansında cehennemdesin. İşte 10 frekansında cennettesin. Bunun araları da var. Böyle 5'te 6'da güzel güzel gezdiğin, bir iyi bir kötü hallerin olacak. Yani ben ona şey derim. Bir ayağı yukarıda, bir ayağı burada. Fakat yola çıkanın geri dönüşü yok. Onun daha altı olmaz artık. Yani frekansın çıktı 3'ten 5'e. 3'e tekrar düşmüyor. Bu güzel haber. Nötr halinden bahsediyorum. Yani gün içinde kızabilirsin, o ayrı. Ama nötr halin bilinç sıçraması yapıp 5'e 6'ya çıktıysa bunun altına daha düşmesin ama yukarıya doğru gidersin. Alta düşmeler böyle derin olmaz artık. Ya da oralarda uzun kalmazsın. Peki ne yapmam gerekiyor? Benim yavaş yavaş günlük hayatın içindeki şu duygusal girdaplardan, değil mi? Bir uzaklaşmam gerekiyor. Çünkü en güçlü salınımları ne atıyordu? O duygusal girdaplarım satılıyordu, evet, değil mi? Evet. Zihin bizi yakaladığı evet. anda ki hani tahtada çizerek onu anlatacağım birazdan. O zihin girdaplarına yakalanmamak için ne yapabiliriz? Böyle basit bir şekilde kullanabileceğimiz bazı şeyler var. Evet, onlar... Hemen onu gösterelim. Valla şu an bile bana yeni bir açılım geldi. Yine bana hatırlattınız şu an. Tek kişilik kadro olduğumu unutmuştum. Bunu sık sık hatırlamak lazım. Evet. Sabah kalktığımız andan itibaren hatta. Bence şöyle, yani şöyle yapayım hatta. Belki benim gibi yapanların da işine yarar. Yatağımın kenarına ben bunu asayım. Çünkü insan unutuyor. Yatağı en çok baktığın yerlere, aynaya. Evet. Hani ben şey olarak başladım. Bunu en az günde 10 kez hatırlayacaksın Serpil. 10 eşiğini geçtikten sonra o 10, 20 oldu. 20 derken 30 oldu. Otomatikleşti. Hani gün içinde araba kullanırken bile hani köklenme diyorum. Yani dengede, merkezde kalabilme olayı. Çok daha sık yapabilir hale geldi. Çünkü şöyle oluyor. Mesela diyelim ki ben sizin işte meditasyonlarınızı dinlerken uykuya dalıyorum. Evet. Sonuçta ama uyku da bir süre neticede. Tabii. Yani 6 saat, 7 saat uyuyoruz. Sonra sabah gözümüzü açtığımızda unutabiliyoruz. Evet. Yani nerede kaldığımızı. Nerede kalmıştık? Evet. Unutabiliyoruz. Dizilerde bile bir özet geçiyorlar değil mi? Hani geçen haftayı hatırlatmak için. O yüzden o özeti biz kendi kendimize nasıl yapabiliriz? Bence de
İlk anda yatağımızın kenarına, işte banyoya, buzdolabına, kapının üzerine asarak, ya iş yerimize asarak aslında tek kişilik oyundasın. Evet, evet. Yazarak, sen yönetiyorsun. Sen yönetiyorsun. Yazan da sensin, evet. Oynayan da sensin. Ve bu oyun tamamen düşüncelerinle, inançlarınla, hı-hı, ve duygularınla yazılıyor. Artı sözlerinle tabii, hı-hı, bak. Konuşarak, evet, düşünerek, inanarak ve hissederek, hı-hı, filmin kendisini yaratıyoruz. Hı-hı. Peki ben eğer biliyorsam ki bu film benden çıkıyor, hı-hı, bu projekte ediliyor, o zaman ne yaparım? Bir kere şu düşünce noktasında bir nötrleşmeye çalışırım. Nötr olmak ne demek? Siyasette, ekonomide, işte, aşkta, hiçbir konuda çok uçlara savrulmam. Niye? Ben sistemin nasıl çalıştığını biliyorum artık. Ya da sporda, erkekler için söylüyorum. Hı hı. Heyecan yapıyorlar, kızıyorlar, evet, ya. Niye? Sistem şöyle çalışıyor. Nereden yüksek bir dalga yayarsan, buradan da karşılığını veririm diyor. Yani, hı hı, ne ekersen onu biçersin. Şimdi çok mu kızdın? Örnek. Gittin maç izledin. Bir şeye çok kızdın. Bağırdın, çağırdın. Tabii o anda düşük frekanslı kızgınlıkla dalgalar yaydığının farkında değilsin. Hı hı. Çıkıyorsun maçtan. Arabaya biniyorsun. Bir bakıyorsun yolda biri önüne kır veriyor. Tıpkı maçta olduğu gibi sen bir daha bağırıyorsun. Söyleniyorsun. Bak aynı şey. Evet. Yaydın. Tık buradan karşılığı. Bunu her anlamda düşün. Bu ekonomide olur, bu aşkta olur, bu, hı-hı, iş yerinde olur. Hı-hı. Bir şeyle ilgili şikayet edersin, tık, buradan da ne yapar? Karşılığı gelir. Hı-hı. Ben artık bunu biliyorum. Bu basamağı atladım. Ne demek? Nasıl atlanacak bu basamak? Yavaş yavaş nötr dediğimiz yere, yani bak nötr, ortaya, hı-hı, gelelim. Orta ne? Vallahi hiçbir şeyle ilgili ben artık bağırıp çağırıp aşırı fanatiklik yapmayacağım, hı-hı, aşırı kızmayacağım, aşırı eleştirmeyeceğim, aşırı şikayet etmeyeceğim. Çünkü yaptığım her fiilin, söylediğim her cümlenin, hissettiğim her duygunun bu filmde bir yeri var. Artık biliyorum. Evet. Şimdi bunu bilen ben artık hani o kızgınlık bilmem ne bir uca savurduğunu ve bir dalga yarattığını ve bana geri döndüğünü de biliyorum. Hı-hı. Çünkü onu yaparsam bu karanlık titreşimin bir parçası olurum ve ışığın yaptığını da yıkarım. Çünkü bir yandan da içimi temizlemeye çalışıyorum. Bak, içime bir ışık tutuyorum. Evet. Bu programlarla ne yapıyoruz? Değil mi Yasemin? Evet, aynen öyle. İçimizde bir ışık tutmaya çalışmıyor muyuz bir el feneri? Kesinlikle. Ha, bakayım burada İnşallah. Ne var? Burada ne evet, var? Evet. Buradan ışığı indirmeye çalışıyoruz. Evet. Frekansımızı yükseltip karanlıktan çıkmaya çalışıyoruz, değil mi? Evet. Dolayısıyla ben o zaman bu filmi çizerek göstereyim. Tabii. Şimdi düşünce antimaddedir. Hı. Ve düşündükçe bu düşündüğümüz şeye kendimizden aslında enerji veriyoruz. Bir şeye enerjiyle beslersen o düşünce duygu haline gelir. O duygu da bir şeyi gerçekleştirir dedik. Ortam ve varlık olarak, evet, gerçekleştirir dedik. Şimdi mesela bu sensin. Bu Yasemin arkadaş. Sen tabii ki daha güzelsin. Yasemin gibi olmayın. Daha güzel çizeyim. Şimdi. Bu arada arkadaşlar yeri gelmişken söyleyeceğim. Ben yeni fark ettim. Serpil Hanım'ın muhteşem çizimleri var. Not defterinin arasında gördüm burada. İnanılmaz bir portre çizmiş. Sergi açabilirsiniz. Serpil Hanım, bunu göstermek istiyorum ben. Lütfen bunu bir gösterelim. Çizim demişken. Bakar mısınız? Arkadaşlar, çizimlerim vardır benim şöyle. Kara kalem. Şunu da özellikle göstereyim. Bakar mısınız? Evet. Yani bakmayın burada beni böyle çizdin. Ben Yasemin dedik. Yasemin'i güzel çizelim. Ay. Ay Serpil Hanım, harika çiziyorsunuz gerçekten. Bu nasıl bir yetenek? Bunu sonra silmeyin. Arkadaşlar şu an 30 saniyede Serpil Hanım beni çizdi. Hemen göstermek istiyorum size.
Ben bu kadar güzel miyim? Evet. Ha, muhteşem. Sen daha güzelsin. Ay çok teşekkür ederim. Bu duvak gibi oldu bakın arkadaşlar. Saçların. Şimdi Yasemin. Yasemin daha güzel bu arada. Ay çok teşekkür ederim. Şimdi Yasemin kafasının yani zihninden ne yapıyor? Her gün 70-80 bin düşünce geçiyor değil mi? Evet. O düşünceler aslında neydi? Bir dalgaydı değil mi? Yani şu kısmı biraz şöyle şey yaparsak, hafif silersek, burayı zihin gibi düşünürsek, hı hı, değil mi? Bir dalga geçiyor. Sonra başka bir dalga geçiyor. Tam benim bu. Sonra başka bir dalga geçiyor. An be an, düşünmediğimiz bir an yok değil mi? Evet, yok gerçekten. Benim her şey yok. Yolunda giderken Yasemin'in zihnine birden olumsuz bir düşünce geliyor. Ya da belki bir telefon geliyor. Ya da bir an bir korku geliyor. Bir şeyi kaybetme korkusu ya da belki hastalanma korkusu ya da belki yoksul kalma, yoksun kalma, hı hı, yani bir korku geliyor. Şimdi o korkuyu da şundan gösteriyorum. Bu düşük frekanslı. Bu kırmızı olan Yasemin'in korkusu. Şimdi bu korku geldiğinde Yasemin zihnine, eğer burada kalırsa, hı hı, yani korkuya yakalandı. Yani bu düşünce, işte normalde gelen her düşünceyi sen dışarıya salarsın. Bak şöyle gelir, evet, buradan da salınır çıkar. Evet. Fakat Yasemin bu konuyu dallanıp budaklandırırsa, öyle olursa ne olur, böyle olursa takılırsa, ne olur, ben ne yapacağım, takılır kalırsa, evet, zihninde, hı-hı, zihninde aynı anda binlerce nöronu, hı-hı, harekete geçirir. O nöronlar birbirine bağlanır, ateşlenir. Hı-hı. Ateşlendikçe daha çok nöron devreye girer. Ve bütün bunlar Yasemin'in beyninde girdap yaratmaya başlar. Yani enerji verdiğin şeyi güçlendirdin. Hı-hı. Korkunu ne yapıyorsun? Bak, kalınlaştırıyorum. Girdap yaratıyorsun. Evet. Aslında tek bir korkuydu gönderebilseydin. Fakat sen besleyerek ona ne yaptın? Enerji verdin. Kar topu gibi büyüdü. Evet. Kar topu, hı-hı, gibi büyüdün. Düşünerek enerji vermeseydin buradan gidecekti. Ve bunun zaten bir yaratım gücü de yok. Çekim yasası var ya. Hı-hı. Benzer enerji benzer enerjiyi çeker. Çeken bu dalgalar. Normalde zayıf bir dalga olarak senden çıksaydı, örnek deseydi ki Yasemin, ay ne saçma bir şey, böyle bir şey benim hani aklıma nereden geldi ki, hı hı, deyip çöp deseydi, kes deseydi, yani orada bir şekilde onu beslemeseydi, hı hı, korkunun hemen zaten gerçekleşme gücü yoktur. Hep derim ya, evet, korku bir zaman filtresine ihtiyaç duyar, bir de aynı şekilde sürekli beslenmeye ihtiyaç duyar. Hı. Sürekli beslenirse korku büyür. Girdap. Bu basit bir şey de olabilir. Çünkü öyle bir zamanlardan geçiyoruz ki hani insanlar bir elbise giymiş oluyor ya da işte beyaz bir pantolon. Hı hı. Ay bugün dikkat edeyim de üstüme dökülmesin dediği, ay, anda, evet, o gün üstüne anında bir, evet, şey yaratıyor. Doğru. Şimdi ne yaptın? Güçlendirdin mi korkuyu? Evet, evet. Peki biraz önce ne anlattık? Dedik ki senin zihninden geçenler, değil mi? Dışarıya projeksiyon gibi film yaratıyor dedik. Filmde ne yapıyor? İnsanlar var. Değil mi? İşin var. Çocukların var. Ailen var. Eşin var. Sevgilin var. Var da var. Kim giriyorsa o, hı-hı, anda bu filme. Burası da sürekli, hı-hı, değişiyor. Her an değişiyor. Yani slide takılır gibi. Evet. Biri çıkıyor, biri geliyor, hı-hı, buraya. Şimdi burası dediğin, dışında dediğin aslında beynin içindeki şu görüntü. Evet. Kendi içimizdeki bir görüntü. Ve buradaki A şahsı, biraz önce yansıma olarak anlattığım, hı-hı, senden yayılan, bak bu. Evet. Bunu alıyor. Bak onu da kırmızı yaptım. Oo. Hepsi birbirine karışıyor. Tabii ki. Yani, oo, senin o kızgınlık duygun kendi içinde, bak kendi içinde, hmm, kendi yansımana çarpıyor. Ve sen
bunun yüzünde, davranışlarında, gözlerinde kendi içindeki kızgınlığı birebir görüyorsun. Hepsi birbirine karıştı. Bak, dünya sana böyle gösteriyor. Oo, zihnin içine. Evet. Senden yayılan. Şu an siz çizince çok daha iyi anlaşıldı. Heh. Eminim buradan bizi izleyenler de daha iyi anlamışlardır. Heh. Yani. Gerçekten evet. Öyle. Yani buradaki herkes, yani bunun içindeki herkesi bir figüran gibi düşün. Evet. Hepsi figüran. Hı-hı. Oyuncu. Ve bu oyuncuların tamamı sana hizmet ediyor. Bak, sana. %100 demiyorum. 1500 bile demiyorum. Bu böyle. Sana hizmet, hı-hı, ediyor. Ve bu oyunun tek oyuncusu, başrol oyuncusu sensin. E onlar yok mu diyeceksin? Yansıma olarak evet, yoklar. Çünkü zihninin içindeler. Hı-hı. Ve doğal olarak sen de bir yansıma olduğu için gerçekte kimse kimseyi gerçek anlamda görmüyor. Hı-hı. Ama tekamülsel olarak bana neyle hizmet etmekle görevliyse, yani, hı-hı, bana hangi yüzümü göstermekle görevliyse onu oynuyor. Bu kızgınlığımı gösterirken burada da muazzam bir sevgim var. Hı hı. İçim sevgi dolu, şefkat dolu. Buradaki Ayşe de Ahmet de benim gözlerime öyle büyük bir aşkla bakıyor ki, çünkü benim içimdeki aşkı da beslemişim çok güçlü. Hı hı. Ya böyle içinde eriyorum. Niye? Bak, o da yansımam. Bana bendeki aşkı gösteriyor. Kendi, evet, yüzünde gösteriyor. Ama bak, içimde. Evet. Benim sanki kendi benliğim. Evet. Ne dedik? En derinde bilmiyor zaten. Dışarıda bir var gibi düşünmüyor. Hı hı. Ama en yaygın duygumuz neyse, anladığım kadarıyla. Bir yansıman. Değil mi? Kendi yüzünde. Hı hı. Mesela alınıyor, sana küsüyor. Evet. Sana ne demek istiyor? Sende de değersizlik var. Sana aynalık yapıyorum ve lütfen bunu gör diyor. Evet. Tesadüf yok. Ben ve şu an bu videoyu izleyenler ne kadar şanslıyız ki, zihnimizde nasıl bir film dönüyor ki şu an Serpil Ciritçi bize bunu anlatıyor arkadaşlar. Evet. Şu an bizim, o zaman bu mantığa göre değil mi? Evet. Benim de şu an zihnimden bir film oynuyor ve siz bana bunları anlatıyorsunuz. Evet. Çok şanslıyım. Yani ben de şanslıyım. Söylemeye çalıştığım, eğer bilirsek biz her duygumuz, her düşüncemiz an be an bu filmi yarattığını bilirsem, hı hı, ben artık söylediğim her kelimeden, düşündüğüm her düşünceden, inandığım her şeyden mesulüm. Evet. Ya bana derim ki para akıyor, ya da derim ki geldiği gibi gidiyor arkadaş. Ya derim ki çok zenginim, ya da derim ki her şey çok pahalı. Hı hı. Zaten kriz de var biliyorsun. Dolayısıyla param hiçbir şeye yetişmiyor. An be an söylediğim her cümlenle filmde, mesela ben bu cümleyi söylerim, hı hı, filmde komşu Ayşe teyze de gelir, karşıma geçer oturur, ay hiç sorma marketten geliyorum, peynirde 200 lira olmuşlar. Bu da benim yansımam. Ya. Evet. Ay, o çok var benim çevremde bunları söyleyen ama ben susturmaya çalışıyorum. Susturmaya çalışıyorsun. O ne demek? Onlar ne? Sence ne? Yani o kadar, hı, çok yakınan var ki, hı, şey diyorum, öyle bakmayalım, güzel bir şey olacak filan. Tamam. Yine de beni sence yoklamaya mı çalışıyorlar? Yine de mi, hayır, yoklamaya? Hayır, bak, hiç tesadüf yok. Hı. Onlar kısmen de olsa hala senin bir yerlerde böyle bir şeye hem inanmış olduğunu, hı hı, hem de senin eski versiyonu, eski benliklerini gösterirler. Hı. Sana ne kadar yol aldığını gösterirler. He, o eski sen. Tamam. Ama sadece karşına eski senler çıkmaz. Yeni senler de çıkar. Nasıl çıkar? Birisi geçer karşısına oturur. Sen dersin ki o başka biri, farklı biri. Kim bu? Hı-hı. Halbuki tesadüf yok. Hepsi sana hizmet etmiyor mu? Evet. Sen 1.000 liralık iş yaparken karşında oturan kişi der ki ben bir iş yapıyorum 50.000 lira. Sen zannedersin ki öyle kendi kendine birisi konuşuyor. 50.000 liralık iş yaptığını anlatıyor. Hı hı. Halbuki o da sana hizmet etmiyor muydu? Tabii. O da senin, tabii, tabii, gelecekteki bir potansiyelin, olasılığın, versiyonun olarak orada oturmakta, hı hı, ve sana şu mesajı vermektedir. Ben senim aslında ve senin de böyle bir olasılığın var, mesajı var demektedir. Öyle zaten benim şu görevlen an yaptığım için. İş de bu. Evet. Oldu mu? Yani çok güzel oldu. Aynalar böyle de çalışır. Ay evet. Yani buradan birisi gelir, hı hı, bu senin
17 yaşındaki halindir. Hı hı. Buradan birisi gelir, senin 60 yaşındaki halindir. Hı hı. İçinde tesadüf yok. Hı hı. Kimse hayatıma tesadüfen girmediğine göre. Evet. Bu filmde bir tek ben varsam, hı hı, diğerleri tamamen bir yansıma olarak bana hizmet ediyorsa, hı hı, ben o zaman okumaya çalışırım hayatı. Bu niye önümde belirdi? Bana ne demek istedi? Hı hı. Bunun bana mesajı nedir? Artı, tekrar buraya gelirsek. Hı hı. Şimdi bu bana neyi gösteriyor? Benim her düşüncem, her duygum burada açılıp bir yeni film yaratıyor dedik, değil, hı hı, mi? O zaman diyorlar ki bana, ama korktum ya da bir olay oldu, enerjim düştü. Ne gibi? Eşim ya da sevgilim bana kaba davrandı ya da doğum günümü hatırlamadı ya da ilgisiz davrandı. Hı hı. Ya da işte ben ondan şüphelendim. Her şey olabilir, değil mi? Evet. Ya da maddi olarak gelecekle ilgili bir kaygı beynime düştü. Bir korku düştü. Olabilir. Hı hı. Çok insani. Hı hı. En önemli şeyi söylüyorum. Orada enerjiniz ya da frekansınız düştüğünde, hah bak düştüm yine. Bu kadar program izliyorum. Bu kadar kitap eğitim alıyorum. Bu kadar dikkat ediyorum. Ben nasıl böyle düşebiliyorum? Demek yok. Hı. Kendini sevmek değil mi? Demiyor muyuz kendimizi seveceğiz, kendimiz olduğumuz gibi kabul, evet, edeceğiz? Benim zihnime gelmiyor mu? Benim zihnime de geliyor. Fazla barınamıyor sadece. Heh, onu soracaktım. Serpil Ciriç hiç enerjisi düşmez mi Serpil Ciriç'inin? Düşer. Ama şöyle, hani işte örnek, iki gün önceydi, bir arabada giderken bir an benim şeyim, frekansım düştü. Hmm. Bir an düştü. Fakat uzun zamandır düşmediği için daha düşerken fark ettim. Hmm. Peki ne yaptım? Siz artık ondan havada yakalıyorsunuz. Aynen. Peki ne yaptım? Yani düş, farkındalığın varsa hani, evet, burada rastgele herkes dalamıyor zaten, onu hep söylüyorum. Şimdi bir, kendime kızmadım. Yani böyle bir yansımaya kapılıp da işte egoya kapılıp da hani işte ben serpiciliciyim, hala bunlara mı düşeceğim? O zaman ben insanlara ne anlatacağım? Hayır hayır. Ben bu sureti de reddetmiyorum. Hı hı. Madde olarak ayağımız yere basıyor. Bunu kabul etmeden ben yokum ha, o da yok ha, o da yok ha deyip böyle bir hikayeden de gitmiyorum. Hı hı. Burada ben görünüyorum, varım. Burada böyle olmam planlanmışsa, hı hı, değil mi? Burada bir işim var. Evet. Dolayısıyla insan olarak bu etten kemikten bedenin içinde bu iniş çıkışlarımız olacaktır. Kendime kabul veriyorum. Şefkatle yakışıyorum. Hatta bir espri yapıyorum kendi kendime. Bakalım Serpil ne kadar kalacaksın burada? Bak ne güzel tepe taklak düştün. Öyle ahkam kesmesi değil diyorum. Kendi kendime. Arabadaysam genellikle güzel bir müzik açıyorum. Ama burada en önemli yaptığım şey şu. Biliyorum ki eğer ben kapılırsam kızdap yaratacak. Asıl tehlikeli olan o. Onu biliyorum. Herkese söylüyorum. Yani geldi sana, düştü enerjin 3-5 saniye. Eyvah eyvah, böyle bir şey yok arkadaşlar. 3-5 saniye dur. 3-5 dakika düşse bile o anda yarattığın dalga tutup da o korktuğun şeyi önüne çekecek kadar kuvvetlenemiyor. Hı, Allah'tan çok şükür. Kuvvetlenemiyor, evet. Çok şükür. Evet. Hani aklına bir şey geldi, bir an, hı-hı, düştün, bir an seni bir salladı, şu oldu, bu oldu. Hayır, hayır. Hani onu her gün, her gün düşünüp, hı-hı, güçlendirirsen önüne geliyor. Tabii. Onun için böyle frekansınız düştü diye ne kendinize saldırın, ne kendinizi suçlayın. Aksine çok rahat olun. Hı hı. Ne güzel bak, paşa paşa düştün işte diyorum ben, evet, kendi kendime. Ve sonra orada en önemli şey dik durmak. Dik durma derken düşünce gelince kaçmamak. Hı. Kaçıyor insanlar. Bak kaçıyor. E kaçarsan kovalanırsın. Yapışır düşünce. Onun için kaçmayacağız. Yani kaçmamak derken hani... Ay bunu düşünmemem lazım. Ha, başka bir ay şey düşüneyim. Ay kendimi hissetmemem lazım. Ha, evet. Böyle bir dirence gerek, hmm, yok. Geldi. Kabul. Bir de kabul ver üstelik, hmm, ha. Kaçmaya çalışmayı bırak. Hmm. Farkındalığına getir. Hmm. Kabul var. Evet, burada bak şu anda ciddi ciddi ben kaybetme korkusu, hmm, görüyorum. Fark et. Hmm. Çünkü niye yaşıyorsun biliyor musun bu olayı? Fark etmen için. Çünkü sen aslında bir fark edişsin. Fark et. Fark ettin mi? Oh bak çok şükür. Fark ettim. Bunun için yaşıyordum zaten. Hmm. Fark etmesem girdabın içinde
Oo, nerelere giderim? Doğru mu? Düşünce beni alır götürür. Evet. Ama ben farkındayım. Neyin? Şu anda ben kaybetme korkusuyla yaşıyorum. Yani kaybetme korkusu hissediyorum. Bununla cebelleşiyorum. Ya da aldatılma. Ya da parasız kalma. Ya da hastalanma. Fark et. Bunun için yaşıyorsun. Fark ettin mi? Müthiş güzel. %90'ı gitti. Fakat o esnada herkeste farklı bir şey çıkar. Mesela kiminin kalbi sıkışır. Kimisinin göğsüne bir taş oturur. Kimi nefes almakta zorlanır. Değil mi? Böyle bir o sıkıntı geldiğinde bir beden de hemen der ki bak sıkıştım. Niye? Bir enerji bende bloke oldu. Nerede olduysa artık. Ben şimdi çıkmıyor. Bir şey itiraf edeceğim. Yap bakalım. İtiraflarım. Şimdi ben bunu fark ettim. Evet. Böyle bir olay yaşıyorum mesela. Tamam. Yaşadım. Fark ettim. Dedim ki şu an ya yapmamam lazım. Bu bir duygu bu. Senin evet. Sana zihninin oyunu. Evet. Dedim. Harikasın. Dedim. Hı-hı. Ondan sonra aradan yarım saat geçti. Hı-hı. Ondan sonra ama hala da böyle kendimle bu cebelleşiyorum falan. Çok doğal. Ve en sonunda dedim ki yok ya söyleyeyim içimdekileri karşı tarafa gitsin dedim. Harika. Ve bütün içimdekileri paldır küldür söyledim. Farkında olmama rağmen bakın. Evet, tamam. Farkındayım ama durduramadım. Sonra dedim ki söyle gitsin içinde kalacağına, sen de kalacağına karşı tarafta kalsın evet, dedim. Evet. Söyledim. Bu da olabiliyor. Ya öyle olması gerekiyormuş. Değil mi? Tabii ki bu bitti. Öyle olması gerekiyormuş. Ne yaparsan yap. Hep bu cümleyi kullan. Öyle olması gerekiyormuş. Evet. Ne ekersek onu biçeriz. Ha, arkasında ne hissettiğin, ne oldu onu bilmediğim için bu şekilde konuşuyorum. Bilsem de aynı şeyi söylerim. Çünkü orada başka bir duyguyu deneyimlemen gerekiyorsa bu defa ekranında zaten o açılacak. Tabii şunu da itiraf edeyim ki sonuçta üzerinden bir süre geçtikten sonra zaten yine aynı noktaya geliyorum. Yine şu söyle anlatmaya çalıştığınız yere geliyorum ama onu yaşadıktan atıyorum 2 ay sonra olabiliyor. Ya keşke yapmasaydım. Orada kendimi bir durdurabilseydim. Yine bak zihninin oyununa yenildin. Yasemin dediğim şeyler oluyor yani. Burada o zaman çok güçlü bir cümle söyleyeyim. Sen söylediğin için söylüyorum. Ne dedim biraz önce? Fark ediş. Evet. Değil mi? Sen fark edişsin. Farkında ola ola yaptım dedin. Doğru mu? Evet. Farkında ola ola yaptım. Sonra dedin ki keşke yapmasaydım. 2 ay sonra. O keşke yapmasaydımlar var ya, hayatının en değerli şeyleri, en yüksek farkındalıkları, en yüksek sıçramaları, keşke yapmasaydım dediğin şeyleri cebine koyduğun anda. Tabii. Niye? Tecrübe. Ben ondan bir şey öğrendim. Tabii. Ektiğimi de biçtim. Ben artık böyle bir şeyle bir daha karşılaşırsam bunu yapmam. Bak ne güzel cebimde. Ama Allah bize bunu, bizi cezalandırmak için yapmıyor ki. O diyor ki vallahi kendinden kendine bütün oyunu sen kendin oynuyorsun. Yani hiçbir şeyi bana yükleme diyor. O zaman yaptığının bilincinde ol. Yani farkında ol diyor. Dolayısıyla sen fark ediyorsun. Hikayenin gerisini dinlemedim ama 2 ay sonra diyorsun ya yapmasaydım. Eğer o keşke yapmasaydımı görebiliyorsan ve cebine koyabiliyorsan müthiş. Müthiş. Orada bir bilinç sıçraması var çünkü. Bilinç sıçraması. Diğer yandan kendimize yüklenmek yok. Ne olursa olsun. Kızmak yok. Orada bir günde kalabilirsin, 1 saatte kalabilirsin, 1 dakikada kalabilirsin. Çok normal, çok insani. Tam oradan başlıyoruz. Bedeninde bir sıkıntı hissedebilirsin. Normal bir duygu sıkışmıştır ve hani dedim ya biraz önce nefes almakta zorlanabiliyor. Böyle zamanlarda ben kendimi hani çok şükür çok nadiren oluyor ama çünkü şöyle görürüm. Hani bir fırtına eser de bir direğe şöyle yapışırız ya. Böyle merkezdeyim, buradayım. Sakinim, merkezdeyim. Geçiyor dediğinde geçiyor ve gidiyor. Güzel. Bak buradayım. Sakinim, merkezdeyim diyorsun ya. O direk diyorum bana köklenmek. Sağlam bir direğe ne yaptım? Tutundum. Ha bu arada daha önce de söylemişimdir. Ben negatif bir şey geldiğinde genellikle çöp derim. Bazı arkadaşlar iptal der. Kimisi ben güçlüyüm diyor. Neyse ne. Ama orada şöyle derin derin 3-5 nefes alıp bir direğe sarılır gibi sağlam durursanız o fırtına günde 5 kez geliyorsa ayda 1 kez gelir. Gittikçe profesyonelleşirsiniz. Sen de öyle. Hani dedin ya
İşte farkındayım, farkında olduğum halde hı hı. işte böyle böyle yaptım diyorsun ya. Evet. O da bir basamak. Tabii. Ben oradan da geçtim. Yani kızdığımın farkındayım, yapmamam gerektiğinin farkındayım, karşımdakini suçlamamam gerektiğinin farkındayım. Hı hı. E suçladım. Öyle bir basamak var arada. Var tabii, evet. Oradan geçmem gerekiyormuş. E geçtin. Sen de geçtin. Başkaları da geçecek. Geçiyor ya da Hı hı. şu anda. Evet. Bunların hepsi doğal. Önemli olan orada senin bunu fark etmen. Daha doğrusu sistemin nasıl çalıştığını fark etmen. Sistem böyle çalışıyor. Bir duygu girdabına yakalanırsanız bu sizi keşke yapmasaydımlara götürüyor. Evet. Ama sen kaynağında görürsen ve orada sağlam durursan, o duygular geldiğinde ne yapman gerektiğini bilirsen, hı hı. o zaman ne yapıyorsun? Daha rahat oluyorsun. Yani burada mesela direğe sarılıp duruyoruz ya evet. bir noktada. Mesela bir gün bir arkadaşımla konuşmuştum. O da şey demişti. Böyle tepe çakramdan bembeyaz bir ışık girdiğini gördüm. Hı. Yukarıdan. Ve bu ışık beni orada böyle sabitledi demişti. Bak dedim, bu hiç aklıma gelmemişti. Hmm. Bu da mantıklı. Evet. Gözünü kapa, tepe çakrandan bir ışık giriyor Hı. ve sabitliyor. E kimisi belki de orada bir dua okuyor. Ben onlara şey diyorum. Panzehir bir kelime ya da görüntü kullan. Bak panzehir. Evet. Panzehir ne? İlaç. Evet. Sana ilaç gibi gelecek bir görüntü. Ne bileyim, hani eskiden savaşlara gittiğinde askerler o topların, tüfeklerin altında şeylerinden, cüzdanlarından, ceplerinden sevdiklerinin, çocuklarının fotoğraflarını bakar gülümsemezler mi? Evet. Ne yapıyorlar orada? Panzehir. Doğru. Frekans, dayanma gücü, umut. Hı hı. Değil mi? Tabii. Umut. Panzehir diyorum ben onlara. İşte sizin de böyle panzehir kelimeleriniz olsun, cümleleriniz olsun. Aldatılma korkun varsa, örnek o sevdiğin insanla sımsıkı gör kendini ve işte ne deyip ne bileyim, seni çok seviyorum ya da senin sevdiğini biliyorum ya da kaderim olduğunu biliyorum, ne bileyim aklına o anda seni mutlu eden ne varsa onu söyleyebilir. İşte sağlığınla ilgili sıkıntılı bir ekranda bir şey gördü o an, bir korku açıldı. Hemen başka bir görüntüyü önüne getirip sağlıklı olduğu ve tatil yaptığı bir görüntüyü gibi. İliklerime, hücrelerime kadar sağlık ve şifa ile doluyum diyebilir. Yani herkesin dediğim gibi tabii. böyle kendi cümlesi kendine aittir. Hı hı. İşte bunlar parasızlığı mesela düşündü ve korktu. Hı hı. Ve çok korkuyor, panikliyor. Örnek 3 gün sonra bir ödemesi var. Sarıldıre, her zaman ihtiyacım olandan fazlasına sahibim. Allah bir kapı açar biliyorum dediğinde. Bundan daha güçlü bir dua mı var bak? Evet. Ne kadar güçlü bir frekansla oradasın hı hı. o anda. Gelse bile ben buradasın. Bu şekilde fırtına geldiğinde ben hazırlıklıyım. Hı hı. Deprem mi geldi? E vallahi önlemimi aldım. Binayı güçlendirdim. Deprem sallasa bile yıkamaz. Niye? E ben güçlendirdim kendimi. Bak. Yani sapasağlam duruyorum burada. Ama güçlenmediysem deprem, kuvvetli bir rüzgar hı hı. ne yapabilir bizi? Hı hı. Sallayabilir. Biz bu arada tabii deprem derken duygu depreminden bahsediyoruz değil mi? Tabii evet, mecazla anlatıyorum. Mecaz, evet, normal hı. depremi de evet. o çatırtılar aşağıdan evet, gelip yıkmıyor evet, mu binaları? Evet, tabii tabii. Kendinizi öyle düşünelim. Hı hı. Bir fırtına geldiğinde, bir deprem, hı hı. bir sarsıntı geldiğinde hı hı. diyelim. Evet. O sarsıntılar kötü olaylar. Hı hı. Başımıza gelen kötü olaylar. Evet. Dolayısıyla niye bunlardan bu kadar bahsediyoruz? Bilinç sıçramasından bahsediyoruz. Değil evet, mi? Evet. Ne diyoruz? Duygun önemli, düşüncen önemli, inancın önemli. Bilinçaltını artık biliyorsun. Çünkü o biraz önce bahsettiğimiz şu ekranı bilinçaltı açar arkadaşlar. Ne demek o? Şimdi burada hiç istemediğin şeylerle karşılaşırsın dünyanda. Açtığın ekranda yani kendi dünyanda. Hı hı. Hiç istemediğin şeylerle karşılaşırsın. Ve dersin ki neden bunlar benim başıma geliyor? Neden ben bunları yaşıyorum deriz ya. Biraz önce en detaylı halini anlattım. Senin burada gördüklerini anlamamanın nedeni bilinç altında ne olduğunu bilmemen. Hangi sinyalleri yaydığını bilmemen. Hangi ters zıt mesajları barındırdığını, hangi korkularını barındırdığını bilmemen. Nerede blokelerin var? Nerede kendini kilitledin? Hı hı. Bilmemen.
bilmediğin için alanı da, yani şu görüntüyü de dünyanı da bilinçaltı %95 yarattığı için bir şekilde burada insanların kafası karışıyor. Ben ne yaptım da bununla karşılaştım diyor ya. Evet. 23 Mart'ta bir bilinçaltı çalışmam var. 3 gün sürecek. Evet. Böyle bu şekilde anlattığım tekniklerle işte bilinçaltındaki bu sıkıntıları nasıl dönüştürebiliriz? Anda dönüştür. Bilinç sıçraması anda dönüştür. Anda yarat bir de. Çünkü tam şimdi onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar burayı bilinçaltı yaratıyor dedim ya. O zaman ben bilinçaltında ne olduğunu bilmek zorundayım. Evet, bu arada bilinçaltında ne olduğunu bilmek isteyenler için Serpil Hanım'ın sosyal medya adreslerini buradan paylaşıyoruz efendim. 23 Mart'ta yine harika bir çalışması var. Sayfasına girip inceleyebilir ve başvurabilirsiniz. Evet. Şimdi burada ben bilinçaltımı bildim. Örnek, benim kaybetme korkum varmış. Benim aldatma korkum varmış. Benim işte örnek evlenmeye korkan birisi olduğunu varsay. Bilinçaltında onunla ilgili bir şeyleri buldu. Şimdi bulunca ne yapıyor? Burayı yavaş yavaş mecazi gösteriyorum. Temizleme diyoruz ama aslında dönüştürme. Evet. Ne demek bu? Düşük frekanslı duyguları yüksek frekansa şey yapıyoruz, dönüştürüyoruz. Çünkü var olan bir şeyi yok edemeyiz. Yani siz de inanmıyorsunuz değil mi bu bilinçaltı temizliği denen şeye? Yok, temizlik diye bir şey yok. Yok değil mi? Hayır, hayır. Süper. Dönüştürme var. Evet yani. Düşük frekanslı bir şeyi yüksek frekanslı. Nefret mi ediyordun? Bak düşük. Vallahi onu sevgiye dönüştürebiliriz. Evet. Bu olur. Yani bu da mümkün. Gayet normal. Aynen. Ve zaten koca bir bilinçaltını temizleme diye bir şey de yok. Bu çok anlamsız. Tabii ki. Koskoca derya deniz bir şeyden bahsediyoruz. Ben onlardan işte öyle bir iddiam da yok. Evet, o yüzden. Ben diyorum ki arkadaşlar şu andaki hayatında nerede tıkandın? İşte her gün terapi yapıyorum ya ben. Geliyor. İlişkimde tıkandım. Parada tıkandım. Sağlıkta tıkandım. İşimde, kariyerimde tıkandım. İşte eşimle kavga ediyoruz. Boşanacağım, evleneceğim. Bir sürü hepimizin hikayesi var değil mi? Evet. Şimdi nerede tıkandıysan bil ki bilinçaltında ayağına takılan bir şey var orada. Ya bir korkun var. Ya bir düşüncen, ya bir inancın, bir şey var, bir kök duygun var ki ayağına takılmış ve seni düşürmüş. Evet. Ya da zıt bir inancın var. Yani zıt derken zihnin başka söylüyor, kalbin başka bir şey söylüyor. Orada ters açılı bir frekans var. Evet. Şimdi sen bunu bilmiyorsun. Bilmediğin şeyi ayna sana gösterecek ya, işte biraz önce anlattığım şeye çıkıyor hepsi, görüyor musun? Evet. Açılımda dedim ya, yansıma sana şunu gösterir, bunu gösterir. Yansıma sana seni işten atıyor. Yansıma seni terk ediyor. Yansıma seni hayal kırıklığına uğratıyor. Yansıma sana haksızlık yapıyor. Mesela hakkını yiyor. Hak yeme diye bir şey yok. Sistem öyle bir çalışır ki her şey sana gösterilir. Seninle ilgili bir şey gösterilir ama. Alma verme dengen gösterilir. Bir korkun, bir inancın bir şey gösterilir. Tesadüfen açılmaz bu ekran. Dolayısıyla ben amacım ne Yasemin? Nerede sıkıntım var? Buraya ne yansımış? Ben bunu bilinçaltıma bir bakacağım. Bulacağım. Benim bu korkum varmış. Benim bu inancım varmış. Buldum. Dönüştürdüm. Dönüştü. Evet. Bak ne güzel tertemiz bir ekran var. Evet. Şimdi sen oyundaki tek kişi değil misin? Öyleyim. Tek kişisin. Evet. Tek kişisin. Ben sana diyorum ki Yasemin, bu andan itibaren kendin için seni en mutlu eden şeyleri yazsaydın ne yazardın kendin için? Hadi böyle bana öyle şeyler anlat ki böyle ben sen anlatırken aslında senin gözlerinden okuyayım. Böyle gözlerin içindeki o pırıltıdan, o coşkudan, o yüzünün gülümsemesinden okuyayım. Ve sen anlatıyorsun. Serpil, yaptığım işi çok seviyorum. Ama bu işle ilgili hedeflerim var. Bu işin biraz ilerisinde şunu, sonra bunu, kendimi şuralarda görüyorum. İşte örnek, bekarsan evlenmek istiyorum. Evlendiğim insanla işte Paris'te balayı yapmak istiyorum. Onunla bir ömür mutlu yaşamak istiyorum. Şurada bir ev sahibi olmak istiyorum. Diyebilirsin, doğru tabii, mu? Tabii, tabii. Bak artık boş. Ne yapıyorsun bu defa? Tezahür. Niye? Biraz önce burası kirliydi, düşük frekansla. Kirli olduğu için düşük titreşimde tezahür ettiremiyordun. Evet. Ettiriyordun da korkuların tezahür ettiriyordun.
şimdi düşük frekanstaydın. Hı-hı. Benzer enerji benzer enerjileri çekiyordu. Örnek işten atılma korkusu olan birisi işten atılıyordu. Parası kalma korkusu olan parası kalıyordu. Fakat artık biliyorsun, hı-hı, dönüştürüyorsun. O zaman ne yaparsın? Buraya yavaş yavaş, ne dedim biraz önce? Hangi enerjiyi beslersek, bak hangi düşünceyi beslersen, bak kırmızıyı besledik, korku yaptık. Değil mi? Hı hı. Şimdi ben buradan bir ev düşüncesi geldi. Girdi. Ekranıma girdi. Hı hı. Bir düşünce olarak girdi. Ekran bunu açtı. Beynin deşifre etti. Hala simülasyondan bahsediyoruz tabii bu arada. Hı hı. Açtı. Ve bu düşünce aslında bir ev. Baktığınız her şey bir düşünce bu arada. Gerçek değil. Yani gerçek demeyeyim de bir dalga aslında. Evet. Beynin açıyor senin. Hı hı. Girdi. Burada bir ev. Şimdi burada güzel bir evi düşündükçe, bunu besledikçe, orada kendini duygu olarak gördükçe bunu güçlendiriyor mu? Güçlendiriyor. Abi bakıyor, o kadar güçlendiriyor ki onun enerjisini madde formuna çekiyor. Yani frekans bazında burada titreşimi görecek hali ne yapıyor? Düşürüyor, getiriyor. Ve burada bir ev oluyor. Aa, o en çok istediğim evi aldım diyor. Doğru. Halbuki bir düşünceyi besleyerek burada ne yaptı? Var etti. Ya da evlendim diyor. Eğer beslediyse o düşünceyi. Hı hı. Şimdi burada da artık o temiz alanda tezahür ettirme başlıyor. Hı hı. Ne istiyorsa bilinçli bir şekilde, hı hı, o duyguya odaklanarak artık eskisi kadar korkuları da yok, değersizliği yok, güvensizliği, hı hı, yok. Temiz besliyor. Eskiden ne zaman birini düşünse, örnek mesela biriyle evlenmek istiyor. Hı hı. Erkeklere güvenmiyorum. Onlar aldatıyor. Doğrusu adam yok ki zaten. Bin tane. Bunlar aldatır. Bütün erkekler aynı falan. Değil mi? Ben. Çok tatlısın. Bunları diyordu. Evet. Bunları dediği için ne yapıyordu? Onunla ilgili kırmızıları besliyordu. Hı hı. Hayatında da kırmızı adamlar var ediyordu. Komik oldu burası. Değil mi? Sonra kırmızıları sildi. Artık olumları besledi, hı hı, ve burada mavi adamlar, yani güvenilebilir, sevilebilir, hı hı, şefkatli, dürüst, sadık adamlar belirmeye başladı. Çünkü bunun içinde artık kırmızı bir şey yok. Hı hı. Kırmızı bir şey kalmadı. Ha, bütün bunlar tabii ki aslında bunun, yani Yasemin'in özgüven ve özdeğeri o kadar yükselmiştir ki aslında kendinin bunu aksettirdiğini bilecek kadar artık güçlü. Hı hı. Gözü unutma. Nirvana'ya ulaşmıştır ki. Yani ilahi olan oradan aktarılıyor. Senden, hı hı, de açığa çıkıyor. Evet. Değil mi? Ondan çıkmıyor, hı hı, mu? Artık bunun farkına varmıştır. Bunun gücü de, hı hı, ondadır. Kimse boşuna izlemiyor. Zaten izleyenler belli bir frekansa ulaşmış kişilerdir. Ne demek istediğimizi çok, evet, net büyük ihtimalle anlıyorlardır. Hı hı. Dolayısıyla bize düşen ney? Burayı tertemiz yapmak. İşte o yüzden diyorum, yalan söylemeyin, size geri döner, yargılamayın, hı-hı, eleştirmeyin, kimse hakkında konuşmayın, dedikodu yapmayın. Hı-hı. Yapmayın. Amaç burayı temizlemek çünkü. Yaptığın anda kendine yapıyorsun. Evet. Dedik ya, ben sen o kavramı yok. Yok. O yansıma kısmını anlayan zaten yapamaz daha. Evet. Değil, evet, mi? Evet. E o zaman burası güzel güzel dönüşür. Güzel bilinçaltı işte çalışmalarımız, hı-hı, da var. Evet. Hatta ben ta bayramdan sonra 24 Nisan gibi herhalde. 24 Nisan. 24 Nisan'da, evet, koşluk NLP son kez vereceğim. Zoom üzerinden eğitim vereceğim. Son kez. Son kez vereceğim. Neden? Çünkü onları herkes veriyor, koşluk NLP. Hı. Ve çok güzel veren arkadaşlarımız da var. Hı hı. Ben şimdi tamam, kuantum benim alanım. Master kuantum da benim alanım. İki tane yeni çalışma üzerinde çalışıyorum. Ben bundan sonra, bunu verdikten sonra son kez vereceğim, hı hı, dedim ya, koşluk ve NLP'yi. Evet. Öbür iki eğitimi, hani şunun bir tık üstünü düşün. Hı hı. Tezahür ettirmek, temizlenmek, evet, arınmak, bilinç sıçraması, adım adım. Hı hı. Hani biraz daha böyle, her biri bunların çünkü ayrı bir başlık, ayrı bir modül aslında. Evet. Bunları anlatacağım eğitimler hazırlıyorum. Hı hı. Bir kuantum dizilme eğitimi var, onları hazırlıyorum. Evet. Orada
Evet. Anlatacağım. Ama bu 24'ündeki son kez vereceğiniz eğitim çok kıymetli. Ben geçen pandemi döneminde aldım. Sen almıştın, değil aldım. Mi? Evet, evet, bu eğitimleri arkadaşlar. Aynen. Kaçırmayın derim. Bakın son kez veriyormuş. Serpil Hanım jübilesini yapıyor. Yani yaşam koçluğu ve koçluk enerji. Belki benim bakış açımdan koçluğu nasıl yapıyorum onu görmek isteyebilirler. Dediğim gibi koçlukta böyle deli bir bilgi yoktur. Hani böyle bir koç nasıl bakar, nasıl düşünür, nasıl gözlemler, genellikle bunu anlatırız ve normalde şirketlerde de temel koçluk becerileri diye bu eğitimi verdim. Çünkü bir koç gibi bakmak ayrı bir şey derim. Meslek olarak yapmasalar bile. Fakat burada bilgiden çok ben biraz da hani kuantumcu olduğum için daha çok böyle kendi hem deneyimlerimi paylaşıyorum hem de böyle asıl önemli olan koçlukta ne? Onların böyle altını çize çize ve yine kuantumla bağdaştırarak biraz anlatıyorum. Belki benim bakış açımdan ya da benim anlatımımla ki 15 yıldır da zaten bu işi yapıyorum. Nasıl yaptığımı belki anlamak isterler diye ilgilenen arkadaşlar olabilir. Çok kıymetli. Bir de sertifika veriyorsunuz. Uluslararası. Ya uluslararası onaylı ve sonuçta bu bir meslek haline geliyor bir de. Tabii. İsteyen için. Yani bu eğitim paketini alan artık uzman olarak bu işi yapabilir hale geliyor. Ama hani benim eğitimlerimde hep anlattığım bir şey var. Alın. Ben birçok bilgi veriyorum. Master kuantumda da veriyorum. Kuantumda da veriyorum. Sonra diyorum ki ilk önce bir kendi üzerinizde bir çalışın. Tabii. İnsan bilir. Sonra için sana hazırım der. Yani evet ya ben artık böyle tatlı güzel bir huzur yakaladım. Yavaş yavaş insanların hayatına da dokunabilirim. Şöyle bir kendisi silkelemeden ama hemen böyle ben bu işi yaparım ama pek razı olmuyorum. Ya tabii sonuçta şöyle ben mesela size biraz önce sordum. Dedim ki işte size olmuyor mu? Enerjinizin düştüğü anlar olmuyor mu dedim. Ama ben sizi çok uzun zamandır tanıyorum, gözlemliyorum. Genelde haliniz bu tatlı güler yüzlü haliniz. Ama mesela bazı gerçekten yani hani tırnak içinde söylüyorum koçlar, yaşam koçları, uzmanlar var ki ya, hani baktığınızda şey diyorsunuz yani hani ya kendine daha faydası yok ki hani bana nasıl o enerjiyi geçirecek? Onu da görüyorsunuz zaman zaman. Bu söylediğinizde tam bu. Çünkü. Evet. Yani insan onu kendi içinde sindirmeden, dönüştürmeden yani şu da var tabii Fatih Terim de hani futbol oynamıyor ama koca bir takımı yönetiyor aslında hani kenardan. Evet. Yani yönetmek de koçluk yapmak da başka bir şey ama yine de o kişinin enerjisi kendine olan inancını bir görebilmek istiyorsunuz koçta. O enerjiyi görmek istiyorsun. Evet. Bir de şöyle bir şey var hep konuşuruz bunu. İnanmadığın bir şeyi kimseye inandıramazsın. Aynen öyle. Evet. Ben şunları inanmasam bu kadar heyecanlı, bu kadar coşkulu anlatamam. Bir de yıllardır anlatıyorum. Çünkü beni çok heyecanlandırıyor ve istiyorum ki herkes anlasın. Aynı şeyi ben de. Değil mi? Senin konuştuğun şey. Kesinlikle. Herkes anlasın, herkes faydalansın. Evet. Sende de o enerjiyi okuyama insanlar. Seni çok seviyorlar, sana güveniyorlar. Çok şükür. Çünkü sen de benim kafadansın. Hani dedin ya içeride biraz uygun da fiyatlardan veriyorsun dedin ya. Veriyorum. Çünkü gerçekten herkes alsın, öğrensin, dinlesin. Gerçekten. Dinleyen yanındakine aktarsın, eşine, kardeşine, çocuğuna kim oralardaysa, almaya hazırsa anlatsın. Çünkü ister istemez herkes sepete giriyor. Bilinç sıçraması dediğimiz de bu zaten. Kesinlikle yani gerçekten öyle. Yani bu donanıma, bu enerjiye gerçekten arkadaşlar yani siz de girin fiyatları web sayfasından inceleyebilirsiniz. Hani bahane yok yani hani biz bu eğitimi alamadık bahanesi olamayacak kadar... Böyle sembolik rakamlar diyeyim yani. Çok sembolik rakamlarla aslında Serpil Hanım paylaşıyor bu bilgileri. Hatta yani onun da ötesinde sıfır maliyetle de YouTube'da bir de bir sürü videosu var. Ve ben o videolarla zaten kendi hayatımı dönüştürdüm. Hep söylüyorum ve hep söyleyeceğim yani. Son nefesime kadar söyleyeceğim. Çünkü oluyor mu? Oluyor. Yani arkadaşlar gerçekten... bambaşka bir insandım. Yani bu söylediğiniz işte bu diyorsunuz yani korkular, öfke, şu bu falan hep onlara böyle yakalanan o enerji vampirlerine yakalanan, esir olan, teslim olan bir Yasemin'dim. Sonra bir gün bir video izledim ve hayatım değişti diye hep söylüyorum. Yani bilinçaltının aslında ben ne istersen bana hizmet ettiğini öğrendiğimde ya nasıl olur dedim. Sihirli değnek bulmuş gibi değil mi? Bir hazine bulmuş gibi oluyor insan. Gerçekten öyle. Yani sen ne istersen onu sana veriyor. Cümleniz benim hayatımı değiştirdi. O zaman dedim ki bir dakika.
Yani bunu bakkal hesabıyla çalıştığını bilmek bile belki çok basit bir anlatım ama bu ihtiyacımız olan şey bu zaten. Neye odaklanırsan onu hayatında görmek istediğine inanıyor. Odaklandığın şeyi önüne getiriyor. Sen benden bunu istemedin mi diyor. Evet, evet, kesinlikle. İşte biraz önce dediğim aynı şey. Neye evet diyorsun dediğim. Zihninden geçirdiğin her şey bilinçaltına aslında evren her şeye evet der dedik ama onu bilinçaltıyla değiştir. Senin zihninden geçirdiğin her şeye bilinçaltın evet diyor. Evet. Yani ben sizin videolarınıza rastlayana kadar o güne kadar hani yıllarca hep şu cümleyi duydum. İşte benzer benzeri çeker. Ondan sonra işte düşüncelerine dikkat et, cümlelerine dikkat et. Ama neden? Hani orası eksikmiş bende. Tamam, evet. Cümlelerime dikkat edeyim, olumlamalar yapayım, onu yapayım, bunu yapayım falan diyordum. Ama sonra diyordum ki ama neden olmuyor yine diyordum. Bilinçaltını öğrenince eksik parça tamamlandı. Aynen. Ve hatta hayatımı değiştirdi. Aynen, ne güzel. Hani öyle. Bu bilgiyi hemen kullanıp çok istediğim bir şeyi yapıyor olmam zaten müthiş güzel. Daha ne yani, ben sadece bu programı yapmıyorum şu anda. Dediğim gibi daha önce de söyledim, senaryo yazdım. Evet. O zaman hayalim oydu çünkü. Evet, senaryo evet. yazdım, senaryo sattım ve dahası da oldu. Yani hani yani programların arka tarafında çalışırken biraz önce verdiğiniz örnek tamamen. Evet. Yani orada birçok ünlüye arka planda sonuçta hizmet ederken, içerik hazırlarken şu anda hani kendim aslında hani programımı yapıyorum. Kendim kendime içeriğini hazırlıyorum falan. Bütün bunlar tesadüf olmasa gerek. Tam da anlattıklarınız zaten yani. Onlar da zaten seni buraya getirecekmiş. Evet. Onlar senin altyapını hazırlamış. Hani hiçbir şey tesadüf değil. Aynen. Tek bir adım bile boşuna atılmamıştır derim ya ben. Evet. Orada olman gerekiyormuş. Oradaki birikim, oradaki tecrübe şimdi burada. Evet. Daha hızlı taşıyabilir diye insanlara bunu anlatıyor zaten. Herkes anda eninde dönüştür. Sonunda sıçra. Gidecek ama şu anda bu güçlü frekanslar bak bir yandan kaos yaratırken bu güçlü frekanslar bir yandan da yani resmen Aladdin'in sihirli lambası. Yani o frekans önünde böyle şekilleniyor. Benden ne istiyorsun söyle diyor. Dile benden ne dilersen diyor. Evet, görebilen için. Göremeyen için çarpıyor. Yani bir korkuyla çarpıyor. Onu var ediyor. Görebilen de emrine amade bir hizmetkar gibi kullanıyor onu. Ki zaten bizim amacımız da hani görün. Bunu lehinize kullanın. Çünkü istediğiniz şeyler çok hızlı gerçekleşmeye başladı. Evet. Çok başka yerlere, çok başka zamanlara doğru gidiyoruz. Ve bir şekilde herkes buna uyumlansın. Fazlalıklarını atsın. İşte bilinçaltı, ağırlıklar atın. Düşük frekanslı bütün duyguları atın. Mağduriyetinizi atın. Kendinize acımanızı bırakın. Kızgınlığı bırakın. Bırakın, bırakın, bırakın. Yani şurada bir saatte anlattığımı net bir şekilde inanmasa bile. Ya ben bir deneyeyim diyenler bile hayatlarındaki değişimi görseler zaten bir daha bırakamaz. Kesinlikle. Bırakamazlar. Bu işin dibine kadar da giderler. Çünkü bu iş yani hep dediğim bir şey var. Simülasyon diyoruz ya hani evet yapabiliyoruz madde dünyasında. Hepsini bir oyuncak gibi oynayabiliriz ama biz buraya kendimizi bilmeye geldik. Evet. Kendimizi bilmek için madde dünyasından da geçeceğiz. Geçiyoruz. Zaten burası temizlendiğinde ya da bilinçaltına arındığında senin içindeki bir sonraki basamak seni kendi özüne taşıyacak. Buralardan geçiyoruz. Evet, evet, evet. Hemen şunu da sormak istiyorum. Mesela birçok insandan şunu duyuyorum. Diyorlar ki mesela zaten benim yıldızım çok düşükmüş. Ona inanıyorsan evet düşükmüş. Yani zaten benim yıldızım çok düşükmüş diye bir şey duydum mesela dün bir arkadaşımdan. Dedim ki insana inanamıyorum. Yani bunu bana söylediğine inanamıyorum dedim. Eğer böyle bir şey duyduysanız arkadaşlar geçmişte yani hani herhangi birinden bunu lütfen zihninize yapıştırdıysanız direkt çıkartın atın. Ya da bana çabuk nazar değer. Değer yani, diyorum ben de. Evet. Zamanında ben de bu arada bu cümleleri kullandım yani. O yüzden de söylüyorum. İşte benim yıldızım düşük galiba falan dediğim zamanlar oldu. Ama böyleyse bile değiştirebiliyorsun. Anda şu anda yeni açıyorsun yani. Evet. Daha var mı ötesi? Evet. Ve eskilerin hepsi çöp. Çöp. Eski yok çünkü. Aynen. Zaman. Hani nerede? Evet. Arkam boş benim. Hani bir şey görmüyorum. Ne oldu ne bittiyse geride kaldı. Geçmişte gelecekte zaten şu anda... arkadaşlar. Kimse geçmişi sırtında taşımasın. Değil mi? Ya ben şunu çektim, ben bunu yaşadım, ben neler yaşadım biliyor musun? Bana kimler neler yaptılar, ben haksızlıklar. Ben diyorum ki eğer hani bu kimlikle var olmak istiyorsan hani acı çekerek ya da çok haksızlığa uğratıldığını o mağdur rolünü oynayarak ben önemliyim ha çünkü çok acı çektim.
bu rolü seviyorsan git sabaha kadar oyna ama eline hiçbir şey geçmez. Evet. Çünkü sen anda, her an yeni bir gelecek için yeni bir düşünce ve duygu, bir ekran açıyorsun. Hı hı. O zaman o geçmiş dediğini böyle bir çuvala bağlar gibi çöpe bağlayıp bırakman lazım artık. Geçmişi, hı hı, sırtında taşıyan ileriye doğru bir adım atamaz. Evet. Atar, hı hı, gelecek zanneder. Abi bakar ki şey, gelecek dediği sürekli geçmişin önüne düşmesinden başka bir şey değildir. Eski düşüncelerle yeniyi var edemezsin. Senin geçmişin eskidir. Denenmiştir. Eski duygu, eski düşünce, eski kalıplar, hı hı, sana yeni gibi eskiyi getirir sürekli. Sonra dersin ki ben buradan bir türlü çıkamıyorum. E çıkamıyorsun çünkü eskiyi burada var ediyorsun. Hı hı. Yani bu programı izleyen arkadaşlara diyorum, özellikle rica ediyorum. Hani şu anda şu cümleleri bile ne kadar kıymetli biliyor musun? Tabii. Eski bitti. Aynen. Tabii. Bitti. Ben eskiye dair, eski mağduriyetlerime dair, bana yapılan haksızlara dair hiçbir şey konuşmayacağım. Çünkü ben artık sistemi, oyunu gördüm. Neyin nasıl olduğunu biliyorum. Hı hı. Ben şu andan itibaren kendim için yepyeni bir sayfa, yepyeni bir gelecek açıyorum. Ve bu sayfa tam benim istediğim gibi olacak. Ve bu sayfanın içinde imkansız yok, zor yok, mücadele yok, savaşmak yok. Sadece kolaylık var. Evet, bitti. Evet, sadece kolaylık. Hatta o kadar büyük bir kolaylık ki çabalamaya bile gerek yok. Ben kolayca tatlı tatlı yol alıyorum diyecek. Ve ondan sonra diyecek ki, aa, ben niye burada bu kadar zaman geçirmişim ya? Aa, ben kendi kendime yapmışım bunu. İşte insanın en büyük farkındalığı budur. Ben kendi kendime düşünerek, inanarak, duygulanarak, duygu üreterek yapmışım. Bu kadar basitmiş. Bak şimdi bu alandan çıktım. Bunları kestim. O şikayeti de kestim. Kendime acımayı da kestim. Güvensizlerimi, inançlarımı hepsini attım çöpe. Hı hı. Burada yepyeni bir gelecek var etmeye başladım. Evet. Artık her şey yeni giriyor bak. Hep yeni insanlar girecek hayatına. Yeni olaylar girecek. Umut dolu, güzel, hı hı, gelecek vaat eden şeyler girecek. Sen bile şaşıracaksın. Evet. Ve burada bugün bunu dinleyenlerin hiçbiri tesadüf olmuyorsa hepsi hayatlarında şu anda bir bilinç sıçraması yaşadılar zaten. Daha fazlasını kendileri de yapabilirler. Evet. Ve lütfen arkadaşlar tekrar tekrar, yani ben öyle yapıyorum. Bakın bugün bile fark ettiğim şeylerden bir tanesi o. Hani bir kere dinledim, tamam değil. Çünkü günlük hayatın içinde o kadar çok şey giriyor ki devreye. İşte işti, çocuktu, oydu, buydu vesaire. Hani bu işte kaybolup gidiyoruz düşünce denizinin içinde. Ama kalmamız gereken nokta burası. Yani şu an anlatılanlar ve ilk başlangıç için, hele ki ben yani ilk başlamamama rağmen bakın yine bile unuttuğum anlar oluyor. Dönüp dönüp fırsat yaratıp dinlemek lazım. Fırsat yaratıp, yani fırsatım yok şu an, işte şu işim bitince falan filan değil. Bir iş yaparken bile bu videolardan herhangi bir tanesi ya da Serpil Hanım'ın bir sürü videosu var bu anlamda. Evet, enerjinizi, var, frekansınızı, hı-hı, yükseltecek. Bir iş yaparken bile kenarda bunu açabilirsiniz. Dinleyebilirsiniz geri plandan. Yani evet, hani bu da güzel bir teknik. Kesinlikle. Yani teknik demeyeyim de bir yaşam tarzı. Hani ben de öyle gün içinde böyle hoşuma giden bir video, hı-hı, ya da bir kitap. Yani ya da işte Facebook, hı-hı, kullanıyorum. Facebook'ta 3-4 takip ettiğim kişi var. Hı-hı. Çok güzel yazılar yazıyorlar farkındalıkla ilgili, evet, yanlışla ilgili. İlla onları bir okuyacağım. Değil mi? Evet. Çok iyi geliyor. Evet, yani günlük vitamin dozu gibi geliyor bana. Aynen öyle. Gerçekten yani sağlıklı yaşam gerçek sadece işte maydanoz yemek, işte salatalıkla beslenmek falan değil yani. Ruhu beslemek. Aynen öyle. Yani sağlıklı yaşam, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Ya da tam tersi, sağlam vücut sağlam kafada bulunur da hatta yani. Tabii, sağlam ruhta. Yani ruhta, iç ne kadar, evet, güçlüyse, evet, dışı o kadar güçlüdür. Bakın iç. Ruhsal olarak sen içini o kadar güçlendirmişsindir, evet, ki, hı hı, şu kadar iddialıyım, dışarıda bile ne yediğin içtiğinin o kadar önemi yoktur. Evet. İç çok güçlüyse, hı hı, inanç olarak her anlamda güçlüyse, çünkü her şeyin başı düşünce. Yediğin içtiğinde de yerken bir düşünce yüklemiyor musun? Tabii. O çıkıyor. Aynen öyle. Dediniz zaten yani hani kilo almayacağını düşünürsen kilo almazsın dediniz. Evet. İşte iki tane şey var benim hayatımda şu an. Eksik kalan, geliştirmem gereken kaslarım. Hı hı. Öyle diyeyim size. Birincisi yediklerimi
anlam yüklemeyeceğim. Evet, evet. İkincisi de şu mavi adamları çağıracağım. Harikasın. Mavi adamlar. Kırmızı adamları. Mavi kan. Göndereceğiz. Yani şöyle, kelimelerimizi değiştiriyoruz, hayatımızı değiştiriyoruz. Arkadaşlar, bu video bir uyanış videosu. Evet. Uyananlar, uyuyanları uyandırsın. Bir zahmet. Değil mi? Evet. Zamanı gelen uyanıyor. Evet, aynen. Ama belki de sizin meselinizle uyanacak. Hani bir gün bir danışan gelmişti bana. Hiç bu konulara ilgim yoktu dedi. Hiç ama alakası yok. Hı-hı. Pat diye önüne bir videom düşmüş. Videomdaki saç stilimi beğenmiş. Serpil Hanım, o kadar o çok var ki videolarımızın altında bunu yazan. Öyle. Yani sizi zaten tanıyanlar çok ama tam zamanında bu videonun karşıma çıkması tesadüf değil diyenler, ne tatlı anlatıyor diyenler, ne hoş hanım ne diyenler, güzel. Neler neler, hepsini ediyorum. Okuyorum gerçekten ama öylesiniz de. Yani şey, içiniz dışınıza vurmuş diyeyim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İşte bak, girecek ya onun hayatına. Hı-hı. O da diyor ki saç stiliniz hoşuma gitti. Açtım, yani saçıma bakmak için açmış. Hı-hı. Ondan sonra ne anlatıyor bu demiş. Hı-hı. Bir anda bir ışık yanmış. Ondan sonra benim videolarla yatıp kalkmış. Yani günlerce o videoları izlemiş. Diyorum ki senin zamanın gelmiş. Evet. O şekilde girecekmişsin. Aa, saçı ne güzel deyim. Evet. Hepimizin evet, farklı. Evet. Vesile. Aynen. Bahane vesile. Şey, evet, evet. İyi ki varsınız. Evet. İyi ki sen de varsın. İyi ki izleyenlerimiz de var. İyi ki. Hep evet, beraber evet. İyi ki varız. İyi ki varız gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Yine bizi aydınlattınız, uyandırdınız. Ben teşekkür ederim. Seni Mahsan'la yaptım. Sizin enerjiniz size dönüyor. Ben hep onu söylüyorum. Evet. Yani sizin o güzel enerjiniz, evet, size dönüyor bence. Dalga dalga yayılan enerjiniz size geri dönüyor. Kalbiniz o kadar güzel ki, hep zaten kendiniz de anlatıyorsunuz ya, buradan ne çıkıyorsa o geliyor zaten geri diye. Vallahi çok şanslı hissediyorum kendimi. Eminim siz de öyle hissediyorsunuz şu anda. Bizim videolarımız devam edecek. Daha çok konu var konuşacağımız. Tabii tabii. Daha evet, neler var? Evet, daha çok şey var uyanacağımız ama bu videoda eminim çok büyük farkındalıklar sağlamıştır. Herkese, ihtiyacı olan herkese katkı olsun arkadaşlar. Evet. Bütün dilekleriniz kabul olsun inşallah. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. İnşallah başka bir, buraya mı bakıyoruz? İstediğiniz yere bakabilirsiniz. Bütün kameralar sizin. Evet, saçlarıma da bakmadım burada. Yok, çok tatlı saçlarınız. Yani çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni bir konu başlığıyla yine burada olacağız. İnşallah, inşallah. 23 Mart'taki Serpil Hanım'a çalışmasını da ilgilenenler kaçırmasınlar diyorum. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve tekrar buluşuncaya dek en güzele emanet olun diyoruz. Sevgiler. Hoşçakalın.